ve önemli bir avantajla soyunma odasına gidiyor temsilcimiz. Ahmet Hocam maç önü galibiyete olan inancımızdan zaten doğrudur. Sık sık bahsetmiştik hafta içi programlarda da yine aynı şekilde. İlk yarı herhalde fazlasıyla tatmin edici oldu. 3 oldu. Osimhen'in 2 tane de çok net gol kaçırdığını söyleyelim. 5 de olabilirdi bu arada. Doğrudur. Osimhen 2 attı, 2 kaçırdı. Evet. Ama Osimhen konuşuyorsak biz hep şut deriz. Ama aslında böyle biraz teknik analize getirdiğimiz zaman da gol vuruşu deriz. Osimhen'den şut olmayan ama 2 tane muhteşem gol vuruşu. Yani birincisi ayağının burnuyla, ikincisi de ayağını sadece dokundu. Havada tuttu, top ayağına çarptı, gol oldu diyebilecek kadar müthiş bir dokunuştu. Tabii senaryoda şöyle bir değişiklik var. Benim maç öncesi öngördüğüm senaryoda skor doğru. Galatasaray'ın öne geçmesini bekliyordum. Galatasaray'ın baskı yapmasını bekliyordum ama Galatasaray o kadar erken golü buldu ki o erken golden dolayı o rakip birinci bölgede yapar diye çizdiğim senaryodaki baskı otomatikman oyun ikinci bölgede oynanmaya başlayınca ortadan kalktı. Ama Galatasaray çok iki takımın da sağ yayılımları sahanın tamamını kullanmaktan yana olunca çok geniş alanlar oluştu. O geniş alanlara da Galatasaray dönem dönem pozisyon gereği rakip defansın üzerine o öndeki iki santrofor ve arkalarındaki Mertens'le başlayan o baskı Galatasaray ikinci golü getirdi. Çünkü defans arkasında oluşan geniş alanlara Osimhen dedik ya 4 kere sarktı. İkisini gol yaptı. Evet. O geniş alanları çok iyi kullandı. Oraya da Mertens'in attığı o defans arkası toplar. Yani çok kaliteli birer asist oldu. O yüzden Galatasaray önde herkesin beklediği bizim klasik baskıdan ziyade oyun gereği baskılarla harika işler yapıyor. İki takım da ofansif futbolu düşünüyor. Galatasaray önde olmasına rağmen aman geri çekileyim orada savunma yapayım zihniyetinde değil. Hocam bu arada iki takım ofansif düşünüyor ama sadece bir takım üretken. Onu söylemek adına bir istatistik vereyim mi size? Topla oynama oranları 57-43 Galatasaray lehine. Galatasaray'ın 11 şutu var, 5'i isabetli. İki tane de çok net gol kaçırdı Osimhen. Bunu da belirtelim. Tottenham'ın sadece bir şutu var. O da zaten gol oldu. 209'a 153 pas sayıları. Pas başarı yüzdesi 83'e 76. Hep Galatasaray lehine. İki korner var. Tottenham'ın sıfır. Ortasız Tottenham'ın sadece bir tane var. Bir orta yaptılar maçın başından bu yana. Galatasaray 15'te 3. Bunlardan da zaten gol de çıkardı sarı kırmızı. Ya ben topu hocama atmadan önce onun nedenini söyleyeyim. Top rakipte olduğu zaman Galatasaray önde baskıyı yaptığı zaman defansını biraz öne çıkarıyor. Yine kompakt bir duruş. Rakibe zaman alan vermeyen bir anlayış. Veya Galatasaray ikinci bölgede rakibi karşılayacaksa da çok güzel adam paylaşımı görüyoruz. Hem Yunus hem Barış geri geliyorlar. Orta sahada Sara Torreira yerinde. Ve biz daha önceki maçta Sanchez'i o üçlü defansın ortasında görmüştük. Evet. Bugün sağında görüyoruz. Minson'a karşı alınan bir tedbir olarak nitelendiriyorum ben onu. Kaan da tecrübeli biri. Sanchez'e göre biraz daha ağır ama merkezi doğru bir şekilde kapatan üçlüsü var. Galatasaray rakibi o zaman alanı bırakmadığı sürece pozisyon da vermeyecektir diye düşünüyorum. Opta'nın verisine göre bugün 2 asist yapan Mertens de 2009-2010'dan bu yana 15. asistini yapmış Avrupa Ligi'nde ve Avrupa Ligi tarihinin en fazla asist yapan 3. oyuncusu konumuna yükselmiş. Hocam ilk yarı değerlendirmenizi rica edeyim. Hocamın bıraktığı yerden şöyle devam edeyim. Galatasaray yapıyı çok iyi kurmuş. Oyunun yapısını çok iyi kurmuş. Eski tipte bir sarkık libero gibi Kaan bu görevi de yapabiliyor. İkili kademe bu şekilde oluşuyor. Bu çok önemliydi. Osimhen'in bu pozisyonlara girmesinde Icardi'nin topsuz alandaki hareketliliğinin de faydasını görüyorum. Özellikle içeri koşu yaptığında Osimhen daha rahat arkaya koşular yapabildi. Galatasaray ve Okan Hoca büyük takımı yakışacak şekilde oynuyor. Yani rakipten daha fazla gol atarak galip gelmek üzere bir oyun oynuyor. Rakipten daha az gol yiyerek değil. Anlatabiliyor muyum? Yani ve Okan Hoca her takıma karşı bunu beceriyor ve deniyor.
programın başında şöyle bir şey söylemiştik. Yani kağıt üzerinde göreceli olarak zayıf, Galatasaray'a göre zayıf takımlara karşı zorlandığını söyledik ama Galatasaray dengi takımlarda ve turnuvadaki aday takımlarda da Galatasaray'ın bir hafızası var. Ve o hafıza o oyunu her rakibe karşı aynı şekilde oynayabilme ve oyununu kabul ettirebilme üzerine. Bugün bunu keyifle izliyorum. Ahmet Hocam'ın da söylediği gibi işte gol attık, çekilelim, gol yedik, şurada duralım, hiç öyle planlar yok. Galatasaray'ın oynaması gereken eldeki oyuncu dizilişinin ve eldeki oyuncu yapısına en uygun oyun yapısını sahaya yansıtan bir Galatasaray görmek hepimizi bu gece çok mutlu etti. Bu arada bir son dakika gelişmesi var. Bununla alakalı ilerleyen dakikalarda ve saatlerde daha geniş konuşuruz ama PFDK Jose Mourinho'ya sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir maç ceza verdi. Bu hafta Sivasspor'a karşı oynanacak mücadelede Portekizli teknik adam kulübede olamayacak. Bu haberi de paylaşalım istedim. Zeki Uzundurukan'a şimdi dönebilirim. Yani Galatasaray hani demiştik ya Okan Hoca çılgın bir kadroyla çıktı. İşte inşallah sahada da bir çılgınlık üretir. Şu ana kadar ilk yarıda gerçekten büyük bir çılgınlık üretti Galatasaray. Büyük oynuyor. Sanki Tottenham değil de Galatasaray üst düzey bir Premier Lig takımı gibi mücadele ediyor. Bence ilk yarıdaki görüntüye bakarsak Galatasaray'a Tottenham hafif kaldı. Öyle yani pozisyona giren Galatasaray, topla daha çok oynayan Galatasaray, istediğini yapan Galatasaray, bütün istatistiklerde Galatasaray önde. Yani o zaman Galatasaray tam bir Premier Lig, üst düzey Premier Lig takımı olmuş. Ve biz de gururla seyrediyoruz. Dediğim gibi yani Galatasaray işte Avrupa'yı bir takım. Ve bu sene hani o sene mi hep birlikte göreceğiz. Tabii ben hani 16'ya kalacağına kesin gözüyle bakıyorum. İlk 8'e girip 16'ya. 24. İlk 8'den 16 16'ya kendini atacak diye düşünüyorum. Evet. O 24'lerle uğraşmaz Galatasaray. Oradan gider diye düşünüyorum. Ya bu bir hani bu galibiyet 3 puan şöyle çok önemli. Tabii ki ilk 8'e girmek için önemli ama diğer taraftan bir gövde gösterisi. Rakipler karşısında psikolojik bir üstünlük. Ya işte City'yi yenen, 3'te 3 yapan Tottenham'a gününü gösterdi Galatasaray diye. Yarın Avrupa basınında ne espriyle başlıklar çıkar, biz de atarız tabii. Türk basını olarak biz de Mutabak'ta güzel bir başlık atarız. Yeter ki Galatasaray ikinci yarıda bu mücadelesini göstersin. Gurur duyuyoruz tabii ki bizim hani Avrupa'da böyle takımların bu kadar güzel oynaması. Osimhen hep söylüyoruz yani dünyanın en iyi golcülerinden biri attığı ikinci gol gerçekten sanat eseri. Havada asılı kaldı. Hani pek çok santrfor o topa kafayla vurmaya çalışır. Ya da göğsümde durdurayım ikinci bir hareketi yapayım diye düşünür. O daha top gelirken pozisyonunu aldı. Havada biraz asılı kaldı, top geldi, harika bir vuruş yaptı. Yani bilardo oyunu gibi bir şey. Yani otomatikleşmiş artık gol konusunda Osimhen'in zekası yazılımı. Yani beyninde öyle bir yazılım var ki gol atma konusunda. İşte Revaşota ile attığı goldeki zamanlamasına bak. Burada attığı ilk golde resmen uçtu. Rakibin çok gerisindeydi. Orada hani belli spor araçlar vardır. 100 kilometre işte 4,5-5 saniyede kat ederler ya. Osimhen de öyle bir hızla koşup topa vurdu, hamle yaptı. Zeki Uzundurukan şöyle bir şey de var. Hani o transfer sitesi işte en değerli oyuncular vesaire. Hani siz özellikle çok ilgileniyorsunuz. Benim çok ilgimi çeken şeyler değil ama turnuvanın en değerli oyuncusu o siteye göre. Hatta yani o sitenin ne dediğinin de çok fazla bir önemi yok. Bütün takımlara baktığımızda zaten bu turnuvanın en iyi santrforu Victor Osimhen. Herhalde bugün için burada. Ya mutlaka. Yani şimdi onu tabii ki sana katılıyorum. Yani o güncellemeyi bazen unutuyorlar. Bazen hani bilgisayar başında bu işleri yapıyorlar. Aylık güncellemeler. Bana göre Icardi'de 15 milyon euro değil piyasa değeri. Bence de Icardi'nin de bir 25-30 milyon euroluk bir değeri olması lazım. Şu anda Yunus Akgün'e baksan oradan 6 milyon euro görünüyor galiba. Bana göre 40-50 milyon euro olması lazım piyasa değeri. Bu gece o şutun hızıyla artmıştı zaten. Çok artırmıyorlar. Çok cimriler. bize gelince çok cimri o site. Onu da söyleyeyim. Ama gerçekten bir destan. Yani Tottenham'ı yenmek bu hani tesadüflerle 3-1 öne geçmedi Galatasaray.
Evet, Galatasaray eze eze 3-1 öne geçti. Çok hak edilmiş bir netice. Çok da işte pozisyonları yazdım. 8 net gol pozisyonuna girmiş Galatasaray. Yani ligde bile evet, bu kadar şaşalı oyun bazen oynayamayabiliyor Galatasaray. Bugün çok şaşalı oynuyor. Tam bu noktada hocaya dönmek istiyorum. Aramızda konuşuyorduk yani bu neticenin ve oyunun gidişatının şehvetine çok kapılmamak lazım diye. Zeki Uzundurukan'ı dinledikçe o şehvete ben kapılıyorum. Ama teknik adam olarak... Katıl kardeşim, katıl. Kapılıyorum yani, kapıl, yapacak kapıl. Bir şey yok. Teknik adam gözüyle hocam, Galatasaray'ın daha önce böyle net sürklase ediyor ve devam eder dediğimiz maçlarda felaket tellallığı olmasın ama çok yakın geçmişte kötü örnekler olduğu için söylüyorum. Bunun yaşanmaması adına ne yapmak gerekiyor? İkinci yarı farkın da artacağı bir devre olabilir mi? Şimdi sevgili Zeki'yi dinlerken aynen bunları düşündüm. Evet. İşte çok usta bir gazeteciyle belki gazetecilikle pek ilgisi olmayan, işi sadece bir teknik adam olarak, evet, görmeye çalışan